İnsanlık, özellikle de Soğuk Savaş'la beraber uzaya normalde olduğundan çok daha fazla odaklandı. Rekabetin de etkisiyle hızla gelişen uzay teknolojileri, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla biraz yavaşlarken, şimdilerde özel kuruluşların ve de Çin'in de dahil olmasıyla tekrar canlanmaya, popüler olmaya başladı. Soğuk Savaş'ın en aktif dönemlerinde 1960'lı yıllarda nükleer fizikçi olan Robert Buzzard, uzay yolculuğu yapabilmek için yeni bir yöntem önerdi. Ramjet. Bildiğiniz gibi uzay araştırmaları çok pahalı bir iş. Araştırmak, uzaya ulaşmak, yolculuk etmek, materyal toplamak, hatta o materyal için özel cihazlar götürmek ve geri dönmek. Her bir kalem çok büyük bütçeler demek. Bunlardan biri de klasik olarak kullandığımız roketler ve yakıtları. Bu roketlerin en büyük sorunu yolculuğunun başlangıcından bitişine kadar kullanacağı tüm itiş gücünü yanında taşıma gereksinimi. Üstelik pek çok çevre şartı da ekstra harcanabilecek yakıt demek. Yakıt ise yük demek ve her yük normaline göre harcanması gereken daha fazla enerji demek. İlginç bir paradoks. Ayrıca en büyük yakıt kaybını da uzaya çıkarken yapıyoruz. Roketler kalkarken çok ağırdır. Aslında en ağır olduğu andır. Çünkü ilk anda roketler kalkmadan önce boyutlarının %90'ı sadece yakıt tanklarından oluşur. Uzaya adım atabildikten sonra düşünülen pek çok dert aslında bitiyor. En basiti, uzayda uzay gemisinin aerodinamik olmasına gerek yok. Çünkü atmosfer, gaz, hava gibi bileşenler yok. Yer çekimi de olmadığından roket motorunu yer çekimine karşı koymasına da gerek yok. Bu iki sebepten dolayı yolculuk boyunca sürekli itiş kuvveti yerine başlangıç anında kısa süreli bir itiş kuvveti hedefe gidebilmek için yeterli olacaktır. Eğer başka gezegen ve yıldızlara ulaşmak istiyorsak bu maliyetleri azaltacak yeni yöntemler bulmalıyız. Örneğin şu anki teknolojilerle Güneş sistemimize en yakın yıldız olan Proxima Centauri yıldızına gitmek isteyelim. Şu an bize 4,2 ışık yılı uzaklıkta olduğundan klasik roketlerimizle oraya varmamız binlerce yıl sürecek. Bu kadar zaman harcayamayacağımızdan süreyi kısaltıp ışık hızına ulaşmak, en azından yaklaşmak için normalinden çok çok daha fazla yakıt harcamamız gerekecek. Ve dünyadan ayrılışından varışına kadar harcanacak tüm yakıtı da yanımızda taşımamız gerekecek. Tüm bunları hesaba katarsak, ihtiyacımız olan bir aracı tasvir edelim. Bir zamanlar Didalos olarak isimlendirilen, füzyonla çalışan bir sonda. Dev bir gökdelen boyutunda ve 54.000 ton ağırlığında olmalı ki bunun sadece 50.000 tonu yakıt olacak. İşte bu uç noktalara bakılarak yeni bir öneri atıldı. Bizler şimdiye kadar uzay boşluklarında hiçbir şey olmadığını varsaydık. Peki varsa ve biz bunları kullanabilirsek, Ramjet bunu kullanmaya amaçlayan bir çözüm yolu. Ramjet, normal bir jet motorunun fanlarıyla havayı içeri almak yerine kendi hızını kullanarak havayı doğrudan motora çekmiş oluyor. Ramjet kullanılan araç ilk başta dahili yakıtını kullanıp füzyon roketi ile yol almaya başlar. Hızlandıktan sonra ise ön tarafında oluşacak devasa bir manyetik huni ile uzayda serbest halde bulunan hidrojen moleküllerini toplayıp onu uzay gemisine gönderecek. Toplanan bu hidrojen molekülleri biriktikten sonra füzyon roketi için yakıt olarak kullanılabilecek. Nükleer füzyon diyoruz çünkü bildiğimiz maddelerden birim miktarda en çok enerji füzyonla sağlanabiliyor. Mevcut dünyadaki nükleer santrallerde ise füzyonla enerji üretiliyor. İkisinin arasındaki farkı kısaca şöyle anlatalım. Füzyonda hafif atomlar birleştirilerek ciddi miktarda enerji üretiliyor. Hem daha temiz hem daha çok enerji. Fisyonda ise maddedeki atomu ayrıştırarak enerji üretiyoruz. Ancak çok daha kirli, çok daha fazla nükleer atık üretiyor ve de çok daha az enerji açığa çıkıyor. Elbette bu yüzden de Ramjet'te nükleer füzyon kullanılmak istenmiş. Bu sayede hidrojen molekülleri birleştirilip helyuma dönüşürken uzay aracını da itmek için sıcak bir helyum gazı ile jet itiş gücü sağlanmış olacak. Hızlanan araç aynı anda da uzaydan çok daha fazla hidrojen yani yakıt topluyor olacak. Peki bu yöntemin bazı zorlukları var mı? Elbette her yeni fikir ve teknoloji gibi bunun da var. Örneğin o huni şeklindeki manyetik alanla 1 gram hidrojen toplamak için 1 milyar metreküp uzay taranmalı. Hidrojeni anında reaksiyona sokmak da pek kolay değil. Üstelik motorun üstesinden gelebileceğinden çok daha fazla sürüklenme de yaratabilir. Bundan dolayı da bazı çalışmalar uzay boşluğundan toplanan hidrojeni ayrı bir yakıt kullanan füzyon reaktörü ile ısıtılan reaktif bir kütle olarak kullanmanın daha iyi olabileceği düşünülüyor. Şimdi son olarak aracın düşünülen tasarımı ve içeriğini konuşalım. Öncelikle tabii ki füzyon reaktörü. Hidrojenler birleşip helyum üretilirken çok yüksek miktarda enerji oluşturuyor. Füzyonun kullanılmadığını da az önce söylemiştik. Bu oluşan enerji itki olarak kullanılacak bölüm egzoz. Füzyon sonucu oluşmuş iyonları yönlendirip yüksek hızda itki kuvveti sağlanmış olacak. Yakıt tankları. Uzay aracı durma noktasındayken bütün sistemlere ilk gücü sağlamak ve reaktörü çalıştırmak için bir başka yakıta ihtiyaç olacak. Reaktörü çok da uygun olacağından muhtemelen deteryum kullanılacak. Tabii araç çalışırken içindekileri de korumak gerekecek. Malum nükleer bir reaktör yüksek bir radyasyon ve ısı üretecek. Mürettebatı da bunlardan korumak gerekecek. Uzayda giderken pek çok gaz ve toz bölgeleri olabileceğinden bu etkilerden de etkilenmemesi gerekecek. Manyetik bir huni yani kelepçe. Malum hidrojen uzayda çok dağınık halde olacak. Bu hidrojeni yani yeterli yakıtı toplamak için manyetik alanın genişliğinin de kilometrelerce olması gerekecek.
Özetle ramjet teknolojisiyle amaç çok uzun mesafeli yolculuklar için daha az yakıt taşımak, daha az yakıtla daha çok mesafe gitmek ve aracın ihtiyaç duyacağı yakıtın en azından bir kısmını uzayda yolculuk yaparken toplamak.